genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün size ameliyatsız göz çevresi estetiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hocam siz cerrahsınız, ameliyatsız uygulamalara nasıl bakıyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Çok güzel yaklaşıyorum, çok güzel bakıyorum. Bunlar çünkü son derece uygun ellerde, son derece etkili tedavi yöntemleri. Nedir bunlar? İğneli olan tedaviler, cihazlı olan tedaviler, yardımcı gereçlerle uyguladığımız tedaviler. Örnek vermek gerekirse bizim çok uzun yıllardır özellikle oküloplastik cerrahların icat ettiği botoks, göz çevresindeki ameliyatların düzeltemediği kırışıklıklarda, çizgilerde ya da kaş asimetrisini dengelemekte son derece sevdiğimiz argümanlardan bir tanesi. Dolgu yine özellikle göz üstündeki şu bölgedeki boşlukta kaşın yukarıya doğru hafifçe alınmasında ya da en çok da alt göz kapağındaki boşluğu doldurmada kullandığımız yardımcı argümanlardan bir tanesi. Işık dolgusu diye son derece popülerize oldu ve son derece faydalı. Bunun haricinde ne yapıyoruz? Mezoterapi. Göz altı morlukları belki saatlerce üzerinde konuşabileceğimiz bir şey. Mezoterapiden sıklıkla faydalanıyoruz. İğneli uygulamalarımızın bir kademe ötesinde dermapenle, rollerlarla ya da mikro iğneleme dediğimiz iğneli radyo frekansla kullandığımız pek çok cihazlarımız var. Bipolar radyo frekans bu son dönemde oldukça faydalandığımız çok gelişmiş teknolojilerden bir tanesi. Plazmaya çok bir parantez açmak istiyorum. Çok yaygınca ülkemizde kullanılıyor ama dünyada o kadar yaygın kullanımı yok. Çünkü bu bir tek başına göz kapağı estetiği yapabilen bir uygulama değil. Cildi yakmak suretiyle onun büzüşmesini sağlıyoruz ama ameliyattan daha uzun bir iyileşme süreci var. Çok dikkatli olmak lazım. Hasta seçimi önemli. Uygun hastalarda yine yardımcı. Özellikle ufak tefek kitlelerde, tümörlerde, göz çevresinde çok kullanıyoruz. Ama ameliyat mı, plazma mı? Kesinlikle ameliyat. Bunun ötesinde de elimizdeki tüm teknolojiyi, tüm imkanları, tüm kimyasal yeni ürünleri çok dikkatli ve bilimsel olarak inceleyip ondan sonra kullanmamız gerekiyor hastalarımıza faydalı olabilmek için. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.